Selam arkadaşlar, ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Beklenen videoyla karşınızdayız. Yine değerli bir misafirimiz var. Ferhat abi nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Mali müşavirimiz Ferhat abimizin yanına geldik. Çünkü bu işi anca Ferhat abimiz anlatabilir. Sevgili arkadaşlar, bu zamana kadar birçok video çektik. Kazanç videoları çektik. İşte Trendyol Go kuryeleri şu kadar kazanıyor, Yemek Sepeti kuryeleri bu kadar kazanıyor, İşte Vigo'da şu kadar, paket taksi bu kadar diye kazanç videoları çektik. Birçok arkadaşımız da abi kazançlarımız bu kadar ama giderlerimiz nelerdir diye birçok arkadaşımız yorumlar attı bizlere. Daha önceki videolarımızda Ferhat abim zaten seninle videolar çekmiştik. Evet. Eski videolarımızı tabi göremiyorsunuz, videolarımızı güncelleyelim dedik. 2024'te esnaf kuryelerin giderleri nelerdir diye toparlayalım dedik. Mali müşavirimiz Ferhat abimizin yanına geldik. Sevgili arkadaşlar, burada tabii sizin destekleriniz de önemli. Biz giderlerden bahsedeceğiz ama genel olarak giderlerden bahsedeceğiz değil mi Ferhat abi? Evet. Burada işte yakıtınız olacak, yemeğiniz olacak, motor masraflarınız olacak. Onları da lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hatırlatmamızı da yapalım ve videomuzun detaylarına geçelim. Kanalıma abone değilseniz destek için abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atmayı, aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Esnaf kuryelerin giderleri nelermiş? Ferhat abim bize detaylı bir şekilde anlatsın. Evet Ferhat abim, nasılsın bu arada? İyiyim, teşekkür ederim. Yine siz nasılsınız? Sağ olasın. Yoğun bir günde yakaladık seni, evet. Ama kırmadın bizi. Sağ olasın. Siz sağ olun. Esnaf kurye arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Hep kazançlardan bahsettik Ferhat abim. Şimdi ortalamasını yapalım dedik. Çünkü en son bir 100.000 TL kazanç videomuzu paylaştık. Evet. Kazanmaları mümkün mü değil mi diye sorular sorduk arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımızdan farklı farklı cevaplar geldi. Biz yine bir ortalamasını yapalım diyorum. Hani 100 bin lira kadar çıkmıyor. Çünkü bütün kuryeler o şekilde kazanç elde etmiyor. 60 bin lira üzerinden yapalım. Aynen, 60 bin lira iyidir. Çünkü genelde hangi firmada faaliyet gösterirlerse göstersinler, haftalık bir 15 bin TL arkadaşlarımızın kazançları var. Evet. En önemli ve can alıcı noktalardan bir tanesi Ferhat abim giderlerimiz. Giderlerimize böyle bir değinmek gerekirse devlete ödediğimiz, muhasebeye ödediğimiz geçici vergilerimiz falan var. Bunlar artık sana bırakıyorum. Bizlere, değerli arkadaşlarımıza bunlardan bahsedersen seviniriz. Evet. Öncelikle siz değerli arkadaşlarla bizleri bir araya getirdiği için Mustafa Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Videomuz umarım faydalı olur sizler için. Kıymetli arkadaşlar, aylık 60.000 TL kazanç elde ettiğinizi varsayarsak 60.000 TL biliyorsunuz KDV dahil rakam. Bunun içinde KDV'si var. Katma değer vergisi 60.000 TL'nin %20'si 10.000 TL'dir. Yani KDV hariç 50.000 lira para kazanmış oluyorsunuz. Bu %20 KDV'nin de 10 bölü 2'sini devlet tevkifat yoluyla kesinti yapıyor. Geri kalan rakam da 8.275 lira 86 kuruş size katma değer vergisi çıkmış oluyor. Siz 60.000 TL aldığınız zaman firmadan bunun 8.275, onu yuvarlayalım, 8.276 TL'sini devlet adına alıyorsunuz. Devlete vermek üzere. İşin mantığı bu şekilde. Ama siz bu parayı devlete öderken de bir taraftan sizin harcamalarınız da oluyor. Benzin alıyorsunuz, yedek parça alıyorsunuz, gıda harcamalarınız oluyor, muhasebe giderleriniz oluyor. Bunlar için de KDV ödüyorsunuz. Bunları ödediğiniz KDV'yi de ödeyeceğiniz 8.276 liradan düşüyorsunuz. Burada rakamları ortalama olarak verdim. Giderlerde rakamlar farazidir. Yani belli bir rakam değil. Herkesin gideri ya yakacağı mazota göre değişebilir. Evet, evet. Yiyeceği yemeğe göre değişebilir. Evet. Biz rakamları farazi olarak verdik. İşin mantığını anlatmak açısından. Mantığını anladıktan sonra zaten kendi hesaplamanızı siz de yapabilirsiniz. 60 bin liralık aylık gelirde örnek veriyorum. 15.000 TL benzin gideriniz olsun. 7.000 TL yedek parça bakım gideriniz olsun. Günde 200 liralık da bir yemek yerseniz 6.000 TL'de yemek gideriniz olduğunu varsayalım. 15.000 TL'nin benzin fişlerinin veya faturasının KDV'si %20'si 2.000 TL. 2.000 TL %20. Yedek parça bakım 7.000 TL demiştik. 1.167 lira bunun KDV'si. Yemeklerde biliyorsunuz KDV %10 oranında alınıyor, %20 değil. 6.000 TL'de yemek demiştik, 546 TL bunun KDV'si. Şimdi
8.275 TL'den buradaki giderlerinize KDV'yi düşünce kalan rakam ne? 4.063 TL. Eğer sizin içeride KDV alacağınız yoksa, KDV alacağı da firmayı açarken yani motor almışsınızdır, demirbaş kayıtlarınız vardır, içeride KDV alacağı bulunur. KDV alacakları bir sonraki aylara devreder. KDV alacağınız varsa KDV alacağınız oradan eksilir ve KDV ödemezsiniz. Ama KDV alacağınız yoksa 60.000 TL gelir demiştik. Bunun KDV'si 8.276 TL demiştik. Ve bir de giderleri saymıştık. Bunların da KDV'lerini hesaplayıp düştükten sonra arada kalan rakam 4.063 TL. Tabii bir de katma değer vergisinin damga vergisi beyannamesi var. Damga vergisi veriliyor beyannamede. Damga vergisi de 309 TL. Devlete ödeyeceğiniz rakam 4.372 TL. 60.000 liralık gelirde ödeyeceğiniz katma değer vergisi. Tekrardan söylüyorum. İçeride KDV alacağınız yoksa veya rakamları biz burada farazi olarak verdik. Giderleriniz daha fazlaysa o içinde yeni bir motor almışsınızdır. Onun KDV'si karşılayabilir bunu gibi düşünebilirsiniz. Katma değer vergisindeki mantık aynen bu şekilde. Tekraren özetin özetini çıkartmak gerekirse 60.000 TL fatura kestiniz. 8.276 TL tevkifat kesildikten sonra çıkan KDV var. Hiç gideriniz yoksa, gider fişiniz, faturanız, hiçbir şeyiniz yoksa, içeride de KDV alacağınız yoksa devlete ödemeniz gereken para 8.276 TL. Artı 309 lira KDV'nin damga vergisi. Ama bahsettiğim rakamlar üzerinde, rakamları tekrar tırnak içinde belirtiyorum. Rakamlar farazi. Farklı olabilir, daha az gideriniz olabilir, daha fazla gideriniz olabilir. Bu bahsettiğim rakamlar üzerindeki KDV'lerde düşünce 4063 TL artı 309 lira KDV'nin damga vergisi, 4372 TL katma değer vergisi kurye olarak ödemiş oluyorsunuz bu giderlerle. Anladım. Tabii giderlerimizi buradan düşebiliriz. Benzin giderimizi, tabii, yakıt tabii, giderimizi, tabii, işte aynen, yemek giderlerimizi falan istersek buradan düşebiliriz. Sen tabii olması gerekeni anlattın. Evet. Belirttiğiniz rakam üzerinden çıkan 4372 TL. Aynen. Devlete vermemiz damga vergisiyle beraber. Evet. Vergilerimiz. Evet. Vergileriniz değil, sadece KDV'niz. Ha, KDV'miz. Evet. Bunun daha geçici vergi var. 3 aylık. Onlara geleceksin zaten, değil mi? Evet, onlara geleceksin. Vergi var, onları da anlatacak. Ama bu çıkan vergiyi giderlerimizle de biraz daha düşürebiliriz. Tabii. Değil mi abi? Aynen öyle, giderlerimizle. Sen zaten yemek, benzin falan bunların ortalama giderlerini çıkardın. Ortalama giderdi. Rakamları farazi olarak verdim. Bu anladım. Kişiden kişiye değişebilir. Hesaplarını arkadaşlarımız istediği gibi yapabilir. Tabii. Ben sadece burada arkadaşlar işin mantığını anlasınlar. Anladım. O mantığa göre hareket etsinler, anladım, diye. Diğer olaylara geçersek abi, nelerdir bunlar? Evet. Bir diğer vergimiz de arkadaşlar, aslında KDV devlet adına sizin aldığınız para, devlete vermeniz gereken para. Sizin asıl Türkiye'de ödenen vergi gelir vergisidir, gelirinizin vergisi. Bu da 3'er aylık dönemlerde geçici vergi olarak taksitli bir şekilde alınıyor. Yani peşin vergi diye de deniliyor geçici vergi için. Yine 60 bin lira üzerinden gidelim. Evet. 60 bin lira ayda fatura kesiyorduk, haftalık 15 bin lira. 4 haftada 60 bin lira geliriniz var. Bunun geçici vergiyi kârı hesaplarken KDV hariç rakamı hesaplıyoruz sizin gelirinizde. %20 KDV'si 10.000 TL. 10.000 TL'yi düşürünce sizin aylık kazancınız, geliriniz 50.000 TL olmuş oluyor. Siz ayda 50.000 TL para kazanmış oluyorsunuz. Ama biz ne dedik? 3 ayda bir bu geçici vergi çıkmış oluyor. Yani sizin 3 aydaki geliriniz 150.000 TL. Tabii KDV'de giderlerimizi düşmüştük, anlatmıştık ya. Geçici vergide de aynı şekilde. Bizim bir gelirimiz var. Biz hizmet sektöründeyiz kurye olarak. Bir gelirimiz var. Bunun karşısında da bir giderimiz var. O giderler neydi? Mazot fişleri olsun, yedek parça bakım fişleri olsun, gıda harcamaları olsun gibi gibi giderlerimiz. Bunları da düşünce biz orada hangi rakamları vermiştik? 15 bin lira benzin demiştik, 7 bin lira yedek parça bakım demiştik, 6 bin lira da yemek demiştik. Bunların toplamı KDV hariç rakamları 23.787 lira yapıyor. Her ay aynı şekilde giderimiz olduğunu düşünelim. Sadece işin mantığını anlatmak için buradaki rakamlar değişebilir tabii, anladım, ki de.
23.787 çarpı 3 yapıyoruz. 3 ayda 71.361 lira sizin gideriniz var. Gelirimiz ne kadardı? 150 bin lira. 150 binden 71.361'e düştüğümüz zaman 78.639 lira bizim karımız olmuş oluyor. Anladım. Bu kar üzerinden de devlete %15'ini çıkan karın %15'ini geçici vergi olarak ödüyoruz. Tabi bu ödediğimiz geçici vergiler bir sonraki senenin Mart ayında ödeyeceğiniz gelir vergisinden de düşüyor. Ne kadar gelir vergisi çıkıyorsa siz 3 aylık dönemlerde geçici vergilerinizi ödediğiniz geçici vergiler gelir vergisinden düşmüş oluyor. Çıkan gelir vergisini daha az ödemiş oluyorsunuz. Peşin vergi demiştik zaten buna ilk anlattığımız zaman. Şimdi 78.639 lira 3 aylık karımız vardı. Bunun %15'i 11.796 lira. Bunun üstüne damga vergisi de geliyor tabii. Beyannamelerin damga vergileri var. 12.276 lira ödeyeceğiniz geçici vergi. 3 ayda bir 60 bin liralık gelir de ve farazi olarak verdiğimiz rakamlarla belirtilen giderleri de düştüğümüz zaman size çıkan geçici vergi damga vergisiyle beraber 12.276 TL. Burada şöyle bir fark var. Nedir genç abi, girişimciler. Evet. Evet. Genç girişimciler biliyorsunuz arkadaşlar 150 bin TL'ye kadar olan kısım gelirin kısmı vergiden muaf oluyor. Devletin genç girişimcilere avantajı. Biz ne demiştik? 78 bin lira 639 lira kar çıktı. 78.639 lira karımız çıkmıştı. Ve bunun %15'ini genç girişimci olmayanlar ödüyordu. Ne kadar? 12.276 TL. Ama genç girişimciler ödemiyorlar. Çünkü 150 bin liralık sınırı geçmemiş oluyorlar. Hmm. Yani 12.276 TL'leri cepte kalmış oluyor. Anladım. Onlar genç girişimcilere biraz tabii, daha artıya giriyor. Böyle bir avantajı var. Zaten genç girişimcilikten nasıl faydalanır, şartları nelerdir? Bir önceki videolarımızda evet, bunu anlatmıştık. Genç girişimci kardeşlerimiz bunu bilirler zaten. Tabii dedik ki genç girişimci kardeşlerimiz bu 78.639 liralık karın vergisini ödemeyecekler. Evet. 150 liralık kısım istisna. Ama tabii 3'er aylık dönemlerde alınıyor geçici vergi. Bir sonraki dönemde, bir sonraki 3 ayda aynı paraları kazandığını ve aynı giderlerini yaptığını varsayalım. Tekrar bir 78.639 lira daha çıkıyor. Çarpı 2, ikinci dönem. 157.278 lira yapıyor. Bu sefer ikinci dönemde genç girişimcilere bir ücret çıkıyor mu? Şöyle çıkıyor. 150 bin liraya kadar olan kısım istisnaydı. Hı-hı. 150 bin lira oradan ayrılıyor. Anladım. 7.278 liranın geçici vergisini ödüyor. Yani 7.278 liranın 1092 lira. 1092 lira. Evet. 1092 lira geçici vergi çıkmış oluyor. Damga vergisi hariç bir şekilde. Peki bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bir de 3 ayda bir muhtasarımız var. Stopaj diye biliniyor halk arasında. Muhtasar da şundan dolayı çıkar arkadaşlar. 3 şekilde. 1. Sigortalı işçiniz varsa. 2. Kiradaysanız. Bir dükkan tuttunuz. Dükkanın kirası vardır. Bunun stopajı vardır. Ama tabii motorlu kuryelerde genelde sigortalı çalışan olmaz. Kirada da olmaz. Evet, 3.'den dolayı girerler. Muhasebe ücretinden dolayı. Hmm. Çünkü mali müşaviriniz size her ay makbuz kesmek zorundadır. Aldığı ücreti devlete belirtmek için. Burada da %20 stopaj vardır. 600 lira civarında 3 ayda bir 3 aylık muhtasar sizlere gelmiş olacak. Peki abi bitti mi? Bitmedi mi? Bitmedi. Abi bitsin be. Başka ne kaldı? Şimdi en katmerlisi var. En katmerlisi. Evet. Bağkur primi. Bağkur primleri. Değerli arkadaşlar, siz her ne kadar işçi olarak gözükseniz de esnaf kuryesiniz. Yani bir işverensiniz devlet nezdinde. Vergi levhanız var, kendi iş yeriniz var. Motorunuzda iş yapıyorsunuz. Bir de her ay ödemeniz gereken Bağkur primi var. 6.901 TL aylık Bağkur primi. 6.901. Evet. Yüz hesap 7.000 TL'de Bağkur ödüyoruz. Şöyle, eğer ki her ay peşin öderseniz, yani Bağkur'unuzu geciktirmezseniz, 1000 TL indiriminiz oluyor. 5.901 TL'de. Ha, peşin ödersek 5.901 TL. 901 TL. Evet. Her ay ödersek. Her ay Bağkur priminiz oluyor. Burada bir de genç girişimciler vergide avantaj sağlamıştı. Bir de burada avantaj sağlıyorlar. Onlar iş yeri açtıktan sonra genç girişimciliği hak edenler bir sene boyunca 29 yaşını
geçmediği sürece Bağkur primlerini devlet ödüyor. Valla genç girişimciler bu esnaf kurye modelini biraz daha avantajlı. Çok çok avantajlı. Değil mi? Tabii çok, ki çok bir avantajlı. Sene bir sene boyunca geçerli ama, değil mi, bu avantaj? Tabii ya, şöyle, Bağkur'da bir sene boyunca geçerli. Önceki videolarımızdan arkadaşlar hatırlarlar. Gelir vergisinde de 3 sene boyunca avantajlı. 3 sene boyunca. Tabii. Biraz önce hesap yaptık. 3 ayda 12.796 lira para çıkmıştı. Bir kere 3 ayda 12.796 lira sizin cebinize kalıyor arkadaşlar. Ferhat abim, bitti mi? Bitmedi bence. Bir muhasebe ücretimiz kaldı. Evet. Onun da bir genellemesini yapalım. Çünkü esnaf kurye arkadaşlarımızın hepsi bir muhasebeciyle çalışıyor. Muhasebecilerin ortalama ücretleri nelerdir? Bunda farkındalık gösteriyor. Bazı arkadaşların farklı farklı fiyatlar söylüyor ama biz resmi olan rakamı söyleyelim abi. Yani şöyle, muhasebe ücretlerinde her sene Maliye Bakanlığı'nın önerdiği bir ücret var. Resmi gazetede yayınlanan. Bir de Türkiye Muhasebeciler Odası Birliği'nin önerdiği bir rakam var. Bu rakamlar üzerinden ücretler alınır. Şu an piyasa ortalaması ve TÜRMOB'un önerdiği fiyat üzerinden 1200 TL muhasebe ücreti olur. Fırat abim, gayet güzel bir şekilde anlattın. Ama bazı arkadaşlarımız var, ısrarla anlamadım ne anlattınız filan da diyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü genelde gelen yorumlar o şekilde, evet. Abicim. Kısa ve net bir şekilde tekrar toparlamak gerekirse, aylık, haftalık 15.000 TL fatura, evet, kesen, aylık 60.000 TL kazancı olan, evet, bir kurye arkadaşımızın muhasebe, Bağkur, vergiler dahil toplam devlete ödediği miktar ne kadardır abi? Evet kıymetli arkadaşlar, tekrardan özetin özetini geçelim. Evet, özetin özetini geçelim abi. Anlattığımız videoda 15.000 lira benzin gideri demiştik, 7.000 lira yedek parça bakım gideri demiştik, 6.000 lira da gıda gideri, yemek gideri demiştik. Tabi buradaki rakamlar değişir, bunu tekrar üstüne basa basa söyleyeyim, farazi rakamlar. Bu rakamlar üzerinden hesap yaptık biz, ortalama mantığını anlatmak için. Bu rakamlar üzerinden aylık olarak 4.372 TL katma değer vergisi ödemeniz var. Evet. 3 aylık geçiciyi 12.276 TL yapmıştık. Bunu 3 aya bölersek aylık 4.092 lira geçici vergi olmuş oluyor. 3 aylık muhtasarı 600 TL demiştik. Bunu da 3'e bölersek 200 TL olmuş oluyor. Ve Bağkur'unuzu peşin öderseniz eğer 5.901 lira da Bağkur. O da 5.901 lira oluyor. Muhasebe ücretinize 1.200 TL aylık sizin cebinizden çıkacak vergileriniz, muhasebe ücretlerinizle beraber 15.765 TL. 15.765 TL. Yani 60.000 lira kazanmıştınız siz aylık olarak. Bunu 15.765'i düşünce sizin cebinize kalan para 44.235 TL olmuş oluyor. 44.200. Tekrardan bir fark var. Farkı tekrar genç girişimcilerin farkını belirteyim. Onlar Bağkur ve geçici vergi ödemiyordu. Genç girişimci olmayanların aylık maliyeti 15.765 TL ama genç girişimci olan vergi mükelleflerinin maliyeti 5.881 TL. Yani 3 katı daha az ödemiş oluyor genç girişimciler. Çok merak ediyordunuz arkadaşlar. Ferhat abim detaylı bir şekilde bizlere anlattı. 60.000 TL kazanan bir kurye arkadaşımız, esnaf kurye arkadaşımız aylık 16.000 TL her şey içinde dahil ortalama hesaplarına yaptı, ortalama eklemelerine yaptı. Bunların farazi rakamlar olduğunu söyledi. Siz bunlara eklemeler yapabilirsiniz. Kimisi günlük 200 TL yemek harcar, kimisi 400 TL harcar. Haksız mıyım Ferhat abi? Evet. Kimisinin motoru günlük 200 TL yakar, kimisinin motoru günlük 300 TL yakar. Bunların hesaplarını kendiniz yapabilirsiniz ama biz ortalama hesaplamaları bu şekilde yaptık. Sevgili arkadaşlarım, tabii ki burada yine görev size düşüyor. İsterseniz kendi giderlerinizi yorumlar kısmının altına ekleyebilirsiniz. Evet. Belki unuttuğumuz, atladığımız giderler olabilir. Evet, Ferhat abi. Evet. Bunları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Beklediğiniz videoyu da sizler için Ferhat abimle beraber çektik. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın dostlar.